Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, bir varmış bir yokmuş. Uzak diyarların birinde Keloğlan ile anası yaşıyormuş. Keloğlan'ın anası bir gün yolda bir 5 kuruş bulmuş. Keloğlan'ın ak saçlı anası o 5 kuruşu bulmasaydı bunların hiçbiri olmayacaktı. Rahatları, uykuları kaçmayacaktı. Birbirlerine girmeyeceklerdi böyle. Ama yoksul bir insan yerde parıl parıl bir 5 kuruş görür de almadan edebilir miydi? Hem sonra nereden bileceklerdi? Kocamış kadın 5 kuruşu bulup getirince Keloğlan anlatılamayacak kadar sevinmişti. Havalara sıçramıştı. O kadar yaşlı olmasa anası da sıçrayacaktı. O da öylesine sevinçliydi ama sevinçleri hiç de uzun sürmedi. Bu parayı ne yapacaklarını düşündüler. Hemen aralarında anlaşmazlık baş gösterdi. Bir sürü şeyler düşünüyorlar, hiçbirinde karar kılamıyorlardı. Uyuşamıyorlardı. İstekleri birbirini tutmuyordu. İkisi de açtı, kaç saattir bir şeycikler yememişlerdi ama şöyle sıcak sıcak, yumuşacık bir ekmek alıp da karınlarını doyurmayı, rahat bir uyku çekmeyi akıllarından bile geçirmiyorlardı. Açlıklarını susturmak, rahat bir uyku kestirmek şöyle dursun, bütün kaçırıyorlardı uykularını, açlığa da kulak asmıyorlardı. Ufacık bir 5 kuruşun üstüne fil dişi saraylar gibi düşler kuruyorlardı. Keloğlan bir at almak istiyordu. Yaşlı kadın aynı düşüncede değildi. Eşek alalım daha iyi, ben ata binemem diyordu. Keloğlan buna da razıydı ama eşek erkek olsun istiyordu. Çalgıya düşkün bir çocuktu. Hiç değilse arada sırada anırır da kulaklarımızın pasını giderir diye söyleniyordu. Anası çok kızıyordu bu düşünceye, küplere biniyordu. Öyle şey olmaz diyordu. Dişi eşek alırsak yavrular. Yavrusu büyür, o da yavrular. Onun yavrusu, bunun yavrusu, ötekinin yavrusu, berikinin yavrusu, yavrusunun yavrusu derken zengin olur çıkarız diyordu. Keloğlan bu düşünceyi de beğenmiyordu. En iyisi bir kaval alalım, ben çalarım, sen dinlersin diyordu. Yaşlı kadın ise çok güzel bir çiftlik almayı düşünüyordu. 5 kuruşla ne bir eşek, ne bir ev, ne de bir çiftlik alınabileceğini, belki şöyle doğru dürüst bir kaval bile alınamayacağını düşünmüyorlardı. Düşünmemekte de haklıydılar çünkü geceydi, gökte yıldızlar vardı, ay parıl parıldı. Gece oldu muydu, gökte yıldızlar göz kırpıp da ay parladı mıydı, bazı insanlar bütün gerçekleri unutur, uyanık iken düşler görürlerdi. Bu yoksul insanlar da öyleydiler. Ama sabah olup gün doğunca geceleyin düşündükleri şeyler akıllarına geldi de kahkahalarla güldüler. Buldukları 5 kuruşla bir olta almaya karar verdiler. Çabucak da yerine getirdiler kararlarını. Keloğlan oltayı aldı, ırmağa gitti. 1 balık, 2 balık derken 3 balık tuttu her gün. Pazara götürüp sattı. 1 balığa 100 para, 2 balığa 5 kuruş, 3 balığa 7-8 kuruş verdiler. O da bu parayla ekmek aldı, peynir aldı, helva aldı eve götürdü. Yediler, içtiler, uyudular, güzel güzel yaşadılar. Doğrusu çok güzel kullanmışlardı paralarını, sevinç içindeydiler. Bu sevinç de hiçbir zaman bitmeyecek gibiydi. Ama günlerden bir gün Keloğlan büyük bir balık tuttu, işte bu balık her şeyi değiştirdi. Hem çok büyük hem çok güzel bir balıktı bu. Baktın mı gözlerin kamaşıyordu, bakmaya doyamıyordun. Ama Keloğlan hiç mi hiç kulak asmadı bu balığa, hiç de öyle hayran kalmadı. Yorgundu, canı sıkılıyordu. Nasıl sıkılmasındı ki? Karşısında padişahın sarayı vardı, penceresinde de padişahın kızı. Kız durmadan gülüyor, alay ediyordu, Keloğlan'ın başına şekerler atıyordu. Şekerler Keloğlan'ın başını acıtıyordu. Bunun için daha fazla durmadı, balığını alıp pazara götürdü, bir aşağı bir yukarı dolaştırmaya başladı. Balığı görenler başına toplanıyor, hayran hayran bakıyorlar, ellerini sürüyorlardı. Çok güzel bir balık, görülmedik bir balık, pulları altından sanki diyorlardı. En az vereni 25 kuruş veriyordu. Keloğlan da kızıyordu, öfkeyle bakıyordu yüzlerine. Daha dün 4 balık getirmişti de kimsecikler 10 kuruştan bir metelik fazla vermemişti. Bunun için kendisiyle alay ediyorlar sandı ve suratını astı. O böyle suratını asınca ötekiler de parayı az buldu galiba diye düşündüler. Haydi 30 kuruş olsun dediler. Birisi haydi 50 kuruş olsun dedi. Bir diğeri haydi 70 kuruş olsun dedi. Biri de tuttu, uzatma bre Keloğlan, 1 lira vereyim de bırak bana şu balığı dedi. Keloğlan bunu duyunca bütün sinirlendi. Döndü, evine geldi. Hala öfkesi geçmemişti. Geçecek gibi de değildi. Ne oldu diye sordu kocamış kadın. Suratın neden böyle asık? Balığı neden satmadın? Ne diye geri getirdin? Keloğlan yüzünü buruşturdu. Benimle dalga geçtiler. Alay olsun diye 30 kuruş, 50 kuruş, 70 kuruş verdiler. 100 para verseler bırakacaktım ama öylesi çıkmadı dedi. Kadıncağız gülümsedi. Bu balık çok güzel bir balık. Belki de hiç alay etmemişlerdir. Keşke kızmasan da verseydin dedi. Keloğlan anasına da kızdı, ayağını yere vurdu. Alay ettiler işte diye cevap verdi. Peki senin dediğin gibi olsun dedi kocamış kadın. Gel bunu da biz yiyelim. Irmağa götür, yıka, ayıkla da pişirelim diye ekledi. Keloğlan balığı aldı, ırmağa gitti. Önce pullarını kazıdı, başını kesti, sonra da karnını yardı. Karnını yarınca şaşırdı kaldı. Balığın karnında bir tas vardı. Yemyeşil yosun tutmuştu. Yosunları silip de bakınca kara gözleri kamaştı, neye uğradığını bilemedi. Küçük tas pırıl pırıldı, ışıklar saçıyordu. Altındı, belki de değildi, belki çok daha değerli, belki de hiç görülmedik bir şeydi. Keloğlan altın tasını suya batırdı. Tasa dolan sular altın oldu, ırmağın dibine döküldü. Keloğlan bütün şaşırdı. Tası suya bir daha batırdı, çıkardı, içindeki suyu yanına boşalttı. Su daha yere düşmeden altın oluverdi. Keloğlan öyle bir sevindi ki sevincinden aklı başından gitti. Bir şeycikler düşünemez oldu. Gene de doldurup boşaltıyordu tası, bıkacak gibi de değildi. Ama bu sırada bir el dokundu omuzuna. Başını kaldırdı, karşısında padişahın kızı tatlı gülümsüyordu. Bu ne güzel bir gülümsemeydi. Sen o tası bana verir misin dedi. Keloğlan ne güldü ne bir şey söyledi. Güzel kızın gözlerine bakmakla yetindi. Ne olur o tası bana ver dedi padişahın kızı. O tası bana verirsen ne istersen veririm sana, ne dersen yaparım, nereye istersen gelirim dedi. Keloğlan gene konuşmadı. Sonra birden aklı başına geldi, düşünmeye başladı. Pek tuhaf dedi içinden. Hakkı da yok değildi hani. Daha birkaç saat önce kendisiyle alay eden, başına şekerler atan güzel kızın şimdi tıpış tıpış yanına gelmesi, önünde diz çökmesi gerçekten tuhaftı, olmayacak şeydi. Ama işte ayakları dibindeydi. Ne dersen yapayım, nereye istersen geleyim diyordu gözlerinin içine bakarak. Keloğlan da onun gözlerine baktı, alaylı alaylı güldü, koskoca padişah kızına dilini çıkardı. Sonra da aklına bir oyun geldi. Tasını koynuna koydu, "Gel ardımdan" dedi güzel kıza. Sonra var hızıyla koşmaya başladı, kız da ardından. Yollardan, irili ufaklı sokaklardan geçtiler. Gelip geçenlerin, pencerelerinden yollara bakanların parmakları ağızlarında kaldı. Koskoca bir padişahın kızı, terbiyeli köpeklere benzesin, yoksul bir Keloğlan'ın ardından koşsun. Öyle mi? Olacak şey mi? Kimsecikler akıl erdiremedi bu işe. Ama bunlar kızın da Keloğlan'ın da umurunda değildi. Kahkahalara, şaşkınlık çığlıklarına kulak bile asmadılar. Artık şehrin dışına çıkmışlardı. Padişahın güzel kızı, Keloğlan'ın kendisini bir başka şehre götürmek, buralardan uzak bir yerde kendisiyle evlenmek istediğini sanıyordu. Buna da çoktan razıydı. Ama Keloğlan öyle yapmadı. Bir ağacın altında durdu. Sırt üstü yere uzandı. Altın tası eline aldı. Padişahın güzel kızı yanına geldi. Gözlerinin içine baktı. "Ne istersen yapacağım" diye tekrarladı. "Hiçbir şey istemem" dedi Keloğlan. "Şurada biraz takla at yalnız. Ben yeter deyinceye kadar. Ben yeter deyince tasımı alır gidersin" dedi. Padişahın kızı elbiselerine baktı. Yazıktı. Güzelim elbiseleri bozulacak, toza toprağa batacaktı. Ama bu işin ucunda altın tas vardı. Altın tasa değen sular altın oluyordu. Böyle bir tas için ne yapılmazdı? Böyle bir tas için neler verilmezdi? Padişahın kızı eğildi, ellerini yere koydu, başladı. Padişahın kızı değil de doğma büyüme cambazdı sanki. Öyle candan, öyle güzel takla atıyordu. Durmuyordu, dinlenmiyordu. Her taklanın sonunda da sırt üstü yere yuvarlanıyordu. Havayı tozlar kaplıyordu. Terlemişti. Tozlar terli yüzüne yapışıp çamur oluyordu. Saçları da darmadağındı ya, doğrusu çok güzel saçlardı. Kalktı mıydı yüzüne düşüyorlardı. Yüzü saçtan görünmez oluyor, bir altın yumağa benziyordu. Bizimkini sorarsanız hiç diyecek yoktu keyfine. Sırtını ağaca yaslamış kahkahalarla gülüyordu. El çırpıyor, yumruklarını yere vuruyor, ayaklarını havaya kaldırıyordu, ikide bir de kasıklarını tutuyordu. En sonunda gülecek hali kalmadı. Padişahın güzel kızını durdurdu, yanına çağırdı, altın tası eline verdi. "Senin olsun, al götür" dedi. Kız da tası aldı, güle oynaya gitti. Arada sırada Keloğlan geliyordu aklına. Onun o tuhaf hallerine hiçbir anlam veremiyordu. Ne tuhaf bir adam, ne kadar şakacı, ne kadar cömert. Yoksulların neden yoksul kaldıklarını şimdi anlıyorum diye söyleniyordu. Doğrusunu isterseniz Keloğlan'ın tası kolayca vermesine, daha büyük bir şey istemeyişine, mesela kendisiyle evlenmeyi düşünmeyişine üzülüyordu. Ama bu üzüntü çok sürmüyordu. Altın tası almıştı ya, altın tasla bütün istediklerini gerçekleştirebilirdi. Gerisi önemsiz şeylerdi. Sevinç içindeydi. Saraya dönerken uçar gibiydi. Ama saraya dönünce mavi gökte sevinçli sevinçli uçarken birdenbire vuruluvermiş kuşlara benzedi. Meraklı, kötülük düşkünü insanlar onun böyle yoksul bir Keloğlan'la koştuğunu görünce gizli gizli arkalarından gelmişlerdi. olanların hepsini de görmüşler, gelip padişaha söylemişlerdi. Doğrusunu söyleseler neyse ne, iyi şeyleri çıkarmışlar, kötü şeyleri ballandırmışlar, bire 10 katmışlardı, neler neler eklemişlerdi. Padişah bunları duyunca çok sinirlendi. 5 kapı, 2 pencere, 50 tabak, 70 bardak kırdı, vezirlerinin boynunu vurdurttu, 3 paşa, 40 subay, 500 asker öldürttü, gene de öfkesi geçmedi. En sonunda kızını da öldürtmeye karar verdi. Bunun için döner dönmez yakaladılar biçareyi, bir celladın eline verdiler. Cellat güzel kızı aldı, ıssız bir dağın tepesine götürdü, öldürmeye hazırlandı. Çok büyük bir padişahın celladıydı. Sayısız insanlar öldürmüştü. Onun için kafa kesmek, peynir ekmek yemek gibi bir şeydi. Kısacası işinin ustasıydı ama gözleri padişah kızının güzel gözleriyle karşılaşır karşılaşmaz yüreği sızladı, elleri titredi. Hayatında ilk defa cellatlık kurallarının dışına çıktı. Başını keseceği insana acıdı, gözleri bile yaşardı. "Küçük sultan, seni öldürmeye kıyamayacağım. Bir daha babanın ülkesine dönmeyeceğine söz verirsen canını bağışlayabilirim," dedi. Sonra gözlerini sildi, saygılı saygılı eğildi. "Söylemesi ayıp ama gömleğini de isteyeceğim. Aklına kötü bir şey gelmesin. Karıma kızıma giydirmeyeceğim. Anı diye saklayacak da değilim. Kana bulayıp da babana götüreceğim. Yoksa onu inandıramam," diye ekledi. Kız da bir kayanın ardına gitti, gömleğini çıkarıp verdi. Celladın elini sıktı, "Allah'a ısmarladık," dedi, uzaklaştı. Tasını bir daha yokladı. O ıssız, uçsuz bucaksız dağ başında ağır ağır ilerlemeye başladı. Keloğlan da şimdi dağlardaydı. O da böyle dolaşıp duruyordu ama dünya çok büyüktü, nasıl karşılaşacaklardı? Zaten biçare Keloğlan aklından bile geçirmiyordu böyle bir şeyi. Nasıl geçirsin de? Aklı hiç başında değildi ki, bir parçacık aklı vardı, o da altın tasla birlikte gitmişti, iyiden iyiye oynatmıştı Keloğlan. Bir şeycikler düşünemiyordu, "Ah tasım, vah tasım," diyor, başka bir şey demiyordu. Dolaşıp duruyordu. Ama padişahın gömleksiz kızı yolculuğu çabuk bitirdi. Gömleksizliği de uzun sürmedi. Birkaç hafta yürüdükten sonra güzel bir şehre geldi. İlk önce ıssız bir su kuyusuna gitti. Tasını çıkardı, birkaç kere doldurup boşalttı. Ondan sonrasını sormayın artık. Önce bir gömlek aldı kendine. Sonra çok güzel bir erkek elbisesi yaptırdı, erkek kılığına girdi. Daha sonra çok kısa bir zamanda, birkaç gün içinde eşi görülmedik bir saray yaptırdı. Bu güzel saraya yerleşti. Uşaklar tuttu, onları da ipeklerle, sırmalarla donattı. Sarayında zenginliğin, tantananın her türlüsü vardı. Zenginliği yalnız sarayda da kalmadı. Bütün şehire yayıldı. Yoksullar zengin oldular. Dilenci çocukları bile altınlarla oynamaya başladı. Ama bunda şaşılacak ne vardı? Padişahın güzel kızı 5 kuruşluk bir şey aldı mı 5 altın veriyor, kapıya gelen dilencilerin ceplerini altınla dolduruyordu. Gene de altınları bitmiyordu. Bitse bile ne çıkardı? Geceleyin herkes uyuduktan sonra güzel kızın havuza gitmesi, tasını doldurup boşaltıvermesi yeterdi. Ama bunu kimsecikler bilmiyordu. Bilmedikleri için de bir türlü akıl erdiremiyorlardı zenginliğine. Bu zenginlik görülmedik bir zenginlik. Yeryüzüne böyle zengin gelmemiştir diyorlardı. Herkes ondan söz ediyordu. Ondan söz edenler yalnız şehrin içindekiler de değildi. Ünü dört bir yana yayılmıştı. Birçok padişahlar, birçok krallar onu görmeye geldiler. Birçok padişahlar, birçok krallar kızlarını bu zengin, bu pek cömert delikanlıyla evlendirmek istediler. Delikanlı hiçbirini istemedi, isteyemezdi de erkekliği yalnız elbisesindeydi. Ama o iş olsun diye giymemişti bu elbiseleri. Düşündüğü, beklediği, dilediği bir şey vardı. En sonunda bu da gerçekleşti. Birçok krallardan, padişahlardan sonra babası da onu görmeye gelecekti. Güzel kız bunu duyunca çok sevindi. Üst katta eşsiz bir sofra hazırlattı. Elini yüzüne koydu, beklemeye başladı. Padişah da fazla beklettirmedi kendini. Bildirdiği saatte geldi. Kardeşiyle vezirlerini de getirmişti. Hepsi de en güzel elbiselerini giymişlerdi. Kapıdan içeriye girdiler. Girer girmez gözleri kamaştı. Yol gösteren adamın kulağına eğildiler. Merdivenin başında duran adamı gösterdiler. "Zengin delikanlı bu mudur?" dediler. Yol gösteren adam gülümsedi. "Hayır, o bu katın baş uşağıdır," dedi. İkinci kata çıktılar. Gene mermer merdivenin başında çok güzel elbiseler giymiş, çok yakışıklı bir delikanlı gördüler. Padişah adamın kulağına eğildi. "Zengin delikanlı bu mudur?" dedi. Yol gösteren adam gene gülümsedi. "Hayır, o bu katın baş uşağıdır. Efendimiz üst kattalar," diye cevap verdi. En sonunda zengin delikanlının yanına vardılar. Biraz beklediler ama çok iyi karşılandılar. Hal hatır soruldu, konuşuldu, gülündü, eğlenildi. Sonra sıra yemeğe geldi. Yediler. Yemekler öylesine güzeldi ki padişah neredeyse parmaklarını da birlikte yiyecekti. Karnı çoktan doymuştu ama gözleri doyacak gibi değildi. Durmadan atıştırıyor, sofrada ne varsa hepsini de yiyip bitirmek istiyordu. Bu pek zengin, pek eşsiz bir sofraydı. Dünyanın en zengin adamının sofrasıydı. Yemekleri biter miydi? Yemekler, tatlılar bitmeyeceğine, padişah da sofradan kalkmak istemediğine göre çat dadanak çatlayıvermesi beklenebilirdi. Ama zengin delikanlı bunu önledi. Birdenbire tasını çıkardı, içine su koydu, boşalttı. Boşalan su altın oldu. Sonra aynı şeyi tekrarladı. Padişahın da adamlarının da gözleri büyüdü, kaşıkları ellerinden düştü, yemeği içmeyi unuttular. Gözlerini altın tastan ayıramaz oldular. Delikanlı tası gene cebine koydu. Sonra çil çil altınları topladı, padişahın önüne getirdi. "Padişahım, bunlar sizindir," dedi. Padişah teşekkür etti. Altınları bir bir saydıktan sonra vezirine verdi, bir tekini bile yitirmemesini, ülkesine döner dönmez geri isteyeceğini söyledi ya, başka bir şey takılmıştı aklına. Altın tası ele geçirmek istiyordu. Delikanlıya yaklaştı, kulağına eğildi. "Ne olur o tası bana ver," dedi. "O tası bana verirsen ne istersen veririm sana, ne dersen yaparım, nereye istersen gelirim," diye ekledi. Delikanlı tatlı tatlı gülümsedi. "Padişahım, bu tasa hiç değer biçilir mi? İçine giren su altın çıkıyor," diye cevap verdi. Padişah tacını gösterdi. "Ne istersen," diye fısıldadı. Delikanlı gene gülümsedi. "Tacınız, tahtınız sizin olsun. Ben çok az bir şey isteyeceğim. Adamlarınızla birlikte bir takla yarışı yapın şurada. En güzel taklayı kim atarsa, en fazla kim dayanırsa bu tası ona vereceğim," dedi. Padişah elini alnına götürdü, düşünmeye başladı. Çok şişmandı, çok da yemek yemişti. Yarışı kazanamayacaktı. Vezirlerden biri alacaktı tası. Bu da hiç işine gelmezdi. ama birdenbire gülümseyiverdi. İyi ya, varsın başkası kazansın, yurduma dönünce boynunu vurdurturum, tasını elinden alırım diye düşündü. Gözlerini kızına çevirdi. Hemen başlayalım dedi. Padişahla vezirlerinin takla yarışını bir görmeliydi. Hepsi de oldukça yaşlı kimselerdi. Kocaman kocaman göbekleri vardı. Yedikleri yemeklerin, içtikleri içkilerin verdiği ağırlık da çabası. Bunun için hiç de güzel takla atamıyorlardı. Yuvarlanıp duruyorlar, birbirlerinin üstüne düşüyorlar, çığlıklar koparıyorlardı. Yüzlerinden oluk oluk terler boşanıyordu. Hepsinin de gücü çoktan tükenmişti. Elleri kolları tutmaz olmuştu. Gene de durmadan didiniyorlar, birbirlerini geçmeye çabalıyorlardı. Onlar böyle didinirken güzel kız yandaki odaya gitti. Babasının sarayından ayrıldığı zaman üzerinde bulunan elbiseyi giydi. Saçlarını da o zamanki gibi taradı, döndü, geldi. Yarışçılar yuvarlanıp duruyorlardı, duracak gibi de değillerdi. Pek yakında çoklarının bayılması, belki de ölmesi işten bile değildi. Kız bunu çabuk önledi. Padişahın yanına gitti, hemen elinden tutup kaldırdı. "Yeter artık babacığım, bir tas için canından olacaksın" dedi. Padişahın gözleri parladı. Güzel kızını tanımıştı, bağrına bastı. "Tanrı'ya bin şükür, yaşıyormuşsun, çok şükür, dünya gözüyle bir daha gördüm seni" dedi. Sonra durdu, yuvarlanan adamları gösterdi. "Ben onlardan daha iyi takla attım, daha çok dayandım, tas benim olmalı" diye ekledi. Güzel kız gülümsedi, babasının sakalını okşadı. "Bir zamanlar bir yarışta ben kazanmıştım. Bu yarışa girdim diye beni öldürmek istemiştin. Ama ben de bu tas için takla atmıştım. Artık gidebilirsin. Babacığım, sen yarışı kaybettin" dedi, kapıyı gösterdi. Padişah başını önüne eğdi, hiçbir şey söyleyemedi, adamlarını topladı, yürüdü gitti. Bir daha da geri dönmedi. Güzel kız da beklemedi zaten. Başka bir beklediği vardı, o da Keloğlan'dı. Dört bir yana adamlar yollamıştı, dört bir yanda onu arıyorlardı. Sonunda onu buldular, alıp getirdiler. Güzel kızın en güzel günleri o zaman başladı. Keloğlan'ı sorarsanız, altın tası görür görmez akıllanmıştı, keyfine hiç diyecek yoktu. Onlar ermiş muratlarına, biz çıkalım kerevetine.